Merhaba arkadaşlar. 3 Eylül Cumartesi iddia tahminleriyle sizlerle birlikteyim. Önceki iddia programı ve iddia bülteni maçlarından detaylı taktik analiz ile oluşturduğum canlı müsabaka veya ideal olan kupon için kullanabileceğiniz futbol, banko maç iddia tahmini ve iddia yorumları videolarıma sağ üst tarafta katlar kısmından ulaşabilirsiniz. Saat 17.30'da Hollanda Eredivisye'de Ajax'la Kambur karşı karşıya geliyor. Ajax'ın form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda ilk kere 3-0 önde bitirdiği Groningen karşılaşmasını 6-1 kaybetmiş. İlk kere 2-1 mağlup bitirdiği PSV karşılaşmasını 5-3 kaybetmişti. Deplasmanda ise ilk kere 1-0 önde bitirdiği Eredivisie'deki Sparta Rotterdam karşılaşmasını 1-0 kazanmıştı. İlk kere 1-0 mağlup bitirdiği Sittard karşılaşmasını 2-1 olarak çevirmiş 3-2 galibiyetle sonuçlandırmıştı ve ilk kez 1-0 önde bitirdiği Almere karşılaşmasında ise 1-1 deplasmanda beraber kalmıştı Ajax. Kambur'un form durumuna baktığımızda ilk kez 2-0 mağlup bitir Excelsior karşılaşmasını 2-0 kaybetmişti. Deplasmanda Sittard'a 4-1 yenmiş, Utrecht'le golsüz beraber kalmış. İlk kez ise 1-1 biten tam maçta Waaswijk'le ilk yarı skoru maçın da olmuş, 1-1 beraber kalmıştı ve ilk kez 2-0 mağlup bitirdiği Zwolle karşılaşmasını 3-1 deplasmanda Kambur kaybetmişti. Saat 17.30'da Hollanda Eredivisie'de oynanacak olan Ajax Kambur karşılaşması ile ilgili tahminim. Maç sonu ev 1.5 üst. Saat 18'de Avusturya Bundesliga'da Salzburg'la Tirol karşı karşıya geliyor. Salzburg'un form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadığı karşılaşmada 5 galibiyet, bir mağlubiyet almıştı. 16 gol atıp 3 gol yemişti. 15 puan toplamıştı. Son 5 karşılaşmasına baktığımızda fısal Durgun fon durumu açısından 4 galibiyet, bir mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını da deplasmanda Rus lu oynadı ve 6-0'lık skorla deplasmanda Lustenau'nu mağlup etmeyi başardı. Goller açısından ise son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 2,5 gol üstü, 2 tanesini 2,5 gol altı tamamladı. saz bu Tirol ise 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraber 2 mağlubiyet aldı. 8 gol attı, 8 gol yedi, 7 puan topladı. Form durumuna baktığımızda Tirol'un oynadığı son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraber 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Riyed'i 2 birlik skorla yenmeyi başardı. Goller açısından ise Tirol son 5 karşılaşmasının tamamını 2,5 gol üstü tamamladı. Saat 18'de Avusturya Bundesliga'da oynayacak olan Salzburg Triol karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu ev 1.5 üst. Saat 19.15'te Belçika Ligi Jupiler Pro Lig'de Mechelen ile Serahink karşı karşıya geliyor. Mechelen 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı, 10 gol attı, 11 gol yedi, 7 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında Deplasman'da Sentruiden'e 3 birlik skorla mağlup oldu. Goller açısından ise Meçelen son 5 karşılaşmasının 4 tanesini 2,5 gol üstü, 1 tanesini 2,5 gol altı tamamladı. Serenk ise 6 karşılaşmada 1 galibiyet, 5 mağlubiyet aldı, 4 gol attı, 12 gol yedi, 3 puan topladı. Form durumuna baktığımızda Serenk'in oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Genk'e 4-0'lık skorla mağlup oldu. Goller açısından ise son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 2,5 gol üstü, 2 iki tanesini 2,5 iki gol altı tamamladı. Saat 19.15'te Belçika Ligi Jupiler Pro Lig'de oynanacak olan Meçelen Seren karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu handikap 1-0. Kazanma oranı oldukça yüksek olan Katıl Elmas VIP grubumuz var. Grupta kasa katlama için kullanabileceğiniz tutma olasılığı oldukça yüksek olan günün kombine banko kupon tercihini görebilirsiniz. Bunu oldukça küçük bir bedelle yapıyorum ki deneyip başarımı kendiniz kendi gözlerinizle göresiniz. Youtube'a günü günü attığım, sonradan silmediğim, sonradan kaldırmadığım veya tuttuktan sonra tuttu deyip yayınlamadığım önceki iddia tahminleri videolarımda izleyip başarımın aylık bazda %80'den aşağı olmadığını görebilirsiniz. Gruba katılmaz hepinizin faydası ne olur. Çok şey kazanırsınız. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. En fazla bir kere beni de denemiş olursun. Tabii ki kimseyi buradan baskı yapıp zorlayamam. Çünkü kararı söylediklerimi araştırıp sizler vereceksiniz. YouTube ana sayfada katıl butonu var. Katıl butonu tıklayarak gelmek istediğiniz grubun abonelik paketini alarak gruplara gelebilirsiniz. Gruplara katıl yaparken sonu yaşayanlar Telegram iletişim linkinden, Instagram adresinden mesaj yoluyla veya YouTube yorumlardan iletişim kurabilirler. Saat 21.45'te Türkiye Süper Lig'de Fenerbahçe kendi evinde Kayseri Sporu konuk ediyor. Fenerbahçe'nin form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda ilk yarı 2-1 önde bitirdi. Avusturya Viyen'i 4-1. ilk yarı 2-0 önde bitirdi. Adana Demirspor'u 4-2 yenmeyi başarmıştı. Deplasmanda ise Avusturya Viyen'i 2-0, Kasımpaşa'yı 6-0 yenmişti. İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmada Slovaçko'da ile Deplasmanda 1-1 Fenerbahçe berabere kalmıştı. Kayseri Spor ise ilk kere 1-0 önde bitirdi. İstanbul Spor'u 1-0 yenmiş. İlk kere 1-0 mağlup bitirdi. Ahmet Spor'u 2-0 mağlup olmuş. İlk kere 2-0 önde bitirdi. Alanya Spor ise kendi evinde 2-1 yenmişti. Deplasmanda ise ilk yarısı 0-0 biten karşılaşmada Beşiktaş'a 1-0 mağlup olmuştu. Başakşehir ise ilk kere 1-0 mağlup bitirdi karşılaşmada. 2-0'lık skorla Kayseri Spor deplasmanda mağlup olmuştu. Saat 21.45'te Türkiye Süper Ligi'nde oynanacak olan Fenerbahçe-Kayseri Spor Karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu handikap 1-0. Saat 22'de Fransa Ligi Ligue 1'de Nantes Paris Saint Germain karşı karşıya geliyor. Nantes'in form durumuna baktığımızda 2-1-0 önde bitirdiği Lille karşılaşmasını 1-1 tamamlamıştı. İlk yarısı golsüzü biten Stade Rennes karşılaşmasını ise de 1-0 kaybetmişti. Deplasmanda ise Olympique Marseille'ye 2-1, Paris Saint Germain 4-0 mağlup olmuş... Angers'de golsüz 0-0 berabere kalmıştı Nantes. Paris Saint Germain'in form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda ilk kere 2-0 önde bitirdiği karşılaşmalarda da Montpellier'e 5-2, Nantes'ı 4-0 yenmişti. Deplasmanda ise Lille'i 7-1, Clermont Foot'u 5-0, Osaka'yı ise ilk kere 4-1 önde bitirdiği karşılaşmada 6-2 mağlup etmeyi deplasmanda başarmıştı Paris Saint Germain. Saat 22'de Fransa Lig Band'da oynanacak olan Nantes Paris Saint Germain karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu deplasman 1.5 üst. Arkadaşlar toplamda 5 tane popüler maç tahminleri verip iddia programı, iddia bülteni, ideal tahminlerimi yani banko tahminlerimi sizlere önerdim. Risk kutunu, macera perestler, hayalciler, idealci olmak yüksek oran isteyenler, handikap ve çifte şansları tek tarafa, üst alt ortaya ve taraf gollerle kornerleri, artı eksi bir esteterek deneyebilirler. Canlı iddiada dakika 15'ten sonra dakika bekleyip değerlendirebilirler ya da ikili üçsüz cımbızlayıp kendi kuponlarını kendileri en az, en az iki orandan kendi şanslarına göre oluşturabilir. Kendimin iddia fikstür listesiyle oluşturup oynadım. Tutma %90 veya üzeri olan hava şartları, kadro diziliş, geçmiş maç özet görüntüleri, hakem istatistikleri, iddia analiz ve iddia istatistik verilerini dikkate alıp emek vererek zaman harcayarak oluşturduğum gün ideal kasa katlama, banko kombine kuponu, VIP elmas grubunda paylaşıyorum. Detaylı analiz yapılmış, emek harcanmış ayrıcalıklara geçmek istiyorsanız elmas katıl grubuna beklerim. Ücretsiz herkese açık iddia telegram grubumuz var. Gruba katılmak için Telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Videonun yorumlarına veya açıklama kısmına bıraktığım Telegram grubun linkine tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. Emeğe saygınız varsa ücretsiz banko videolarının devamının gelmesi için videonun altındaki beğen butonuna basmayı, ilk defa videolarımı izliyorsanız kanala abone olmayı, herkesten önce maçların oranları düşmeden yeni videolardan haberdar olmak için zil butonuna basıp bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayalım. Sosyal medya hesaplarını videonun açıklamaya yorum kısmına bıraktım. Takip edip kanalımıza destek olalım. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.